Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda senaryoları oynamaya devam ediyoruz. Artık senaryoların bitmesine çok az kaldı. Yeni oyun serilerine geçmemize çok az kaldı. Videoların devamını görmek istiyorsanız ya da yeni oyun serilerinden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Bugünkü senaryomuzda Nipah virüsünü oynayacağız arkadaşlar. Nipah virüsü işte Hindistan'da hızlı kentleşme hayvan yaşam alanlarını tahrip ediyor vesaire falan diye bize bilgi veriyor. Şimdi oyuna başladığımızda büyük ihtimalle bizi Hindistan'dan başlatacak. Şimdi burada senaryoları her zaman yaptığım gibi çok zor seviyesinde oynuyorum. Virüsümün adına dokunmuyorum. Nipah olarak bırakıyorum. Burada genlerde metabolik sıçrama, uçak. Buradan yine tek tek girip göstereyim. Metabolik sıçrama. Hava bonusu. Burada yetenek maliyeti. Darwinci geni çok önemli arkadaşlar. Darwinci geni bize çok güzel DNA puanı kazandırıyor. Son kutucukta da kurakçıl yayılımı tercih ediyorum. Ve oyunumuza başlıyoruz. Şimdi hastalığımız dediğim gibi Hindistan'da başlıyor. Başka bir ülkede başlatmamıza izin vermiyor zaten. Hasta 0 Hindistan'da hastalandı diyor. Bakalım hastalığımızı geliştirebilecek miyiz? Şimdi yayılma kısmında yarasa ve domuz mevcut. Belirtiler kısmında herhangi bir özellik yok. Yetenekler kısmında da Hendra virüsü özelliği şeklinde bir özelliğimiz var. Bakıyoruz. Neyse sırayla bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunları geliştirdiğimiz zaman nerelerde ne açılıyor bunları tek tek ben size göstermeye çalışacağım. Değişen bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Değişen bir şey Yok. Domuzu bir seviye yükseltiyorum. Domuzu bir seviye yükselttikten sonra belirtiler ortaya çıktı arkadaşlar. Baş ağrısı, ışık korkusu, uykulu olma, yutma güçlüğü, öksürük vesaire falan. Belirtilerimiz bunlar. Şimdi öncelikle hastalığın yayılmasını arttırmaya çalışıyoruz. Hastalık ne kadar çok yayılma bonusu fazla olursa o kadar çabuk diğer ülkelere bulaşını sağlayacağız biz. Sonrasında zaten hastalığımız kendi kendine mutasyon geçireceği için belirtiler kendi kısmını kendi kendine mutasyon geçirecek ve belirtilere çok fazla DNA puanı harcamak zorunda kalmayacağım. Bu arada metabolik sıçrama genini aldığım için de diğer ülkelere yayılmaya başladığı zaman ekstradan da DNA puanı kazanabileceğim. Şimdi buradan yeni özellikler açıldı. Yayılma kısmından geliştirince hastalığım yeni özellikler açıldı. Şimdi e, Hendra genini geliştirdikçe gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni yeni yayılma yolları ortaya çıkıyor. Yeni yeni hayvanlar ortaya çıkıyor. Belirtilerde şu an için herhangi bir değişiklik yok. Oynamaya devam ediyoruz. Ben yükseltmeleri yaptıkça size olan değişiklikleri de anlatmaya çalışırım. Fark ettiklerimi size de söylerim. Çünkü ben de ilk defa bu senaryoyu sizlerle beraber oynuyorum. Bu arada bu tür videoların devamının gelmesi için arkadaşlar destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bunu sürekli hatırlatıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Bunun için de sizden özür diliyorum ama destekleriniz gerçekten çok önemli. Kanala abone olursanız, videolara like atarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Bu hatırlatmayı belki videonun sonunda bir kere daha yapabilirim, daha da yapmayacağım deyip oyuna devam ediyorum. Şimdi yayılma kısmından at ile geliş at ile bulaşmayı arttırdık. Yetenekler kısmından bunu ikinci seviyeye çıkartıyorum ve burada bir tane daha yayılma yolumuz açılıyor mikrop yuvası şeklinde. Bu da bize zengin ve kentsel ortamlarda bulaşma bonusu sağlayacak özellikle. Mutasyonlarımız yavaş yavaş başladı. Işık korkusu belirtisi mutasyonu orada. Aslında bu bulaşıcılığı birazcık düşüren bir özellik. Ama ben şimdilik burada bunu geriye alıp bunun için DNA puanı harcamak istemiyorum. Cem yalnız 3. özel uçağını almış. Ne güzel. <laughs> Şimdi mikrop yuvasında bir seviye yükseltiyorum. Artık yeni ülkelere yayılmaya başladı hastalığımız ve ekstradan DNA puanı kazanabileceğim ben dediğim gibi bu başlangıçta almış olduğum genetik sıçrama daha doğrusu metabolik sıçrama geni özelliğiyle. Şimdi burada özelliklerimize bakıyoruz. Özelliklerimiz kendi kendine mutasyona uğramaya başladı zaten. Ben oyunun ilerleyen zamanlarında bulaştırıcılığı artıracak özellikleri ben kendim de artırabilirim ama şimdilik mutasyonlara uğramasını bekliyorum. Ölümcüllüğü artıran bir mutasyon olursa onu da geri çevirmeyi ihmal etmeyeceğim belli bir noktaya kadar. Şimdi burada 14 DNA puanım var. Ben 14 DNA puanıyla ile mikrop yuvasını ikinci seviyeye çıkartıyorum. Su ve hava ile bulaşma yolları da artık açıldı. Ve mikrop yuvası 3. seviye kutucuğu açıldı. Hastalığımız Amerika'ya da bulaştı şu an. İngiltere'ye bulaştı. Gelişmiş ülkelerde yavaş yavaş bulaşmaya başladı. Soğuk direncini bir seviyeye yükseltiyorum. Soğuk direncini iki seviye yapıyorum. Benim videolarında genelde izlediğiniz, izliyorsanız şayet soğuk direncin iki seviye mutlaka yaparım. Çünkü Grönland'a hastalığı bulaştırması çok zor. Bu arada DNA kazanma hızım gittikçe artmaya başladı. Şimdi DNA puanlarımız hızlıca gelmeye başlayacak. Oyunu hızlı hızlı oynayacağım ben burada hemen. Şimdi yetenekler kısmından şöyle bir bakıyorum. İlaç direncinin iki seviye mutlaka gerekiyor. İlaç direncinin iki seviye olması çok önemli. Şimdi burada yayılma kısmında e, su ya da hava ile yayılmayı açabilirim. Hindistan tedavi çalışmalarını başlattı. Yayılma kısmında su ile yayılmayı bir seviye, hava ile yayılmayı da bir seviye yapmayı düşünüyorum ama dediğim gibi DNA puanları geldikçe buna karar veririm. O an ihtiyacım neye göre ise ona yönelik DNA puanlarını ben harcamayı tercih ediyorum. Şu an tedavi çok hızlı bir şekilde ilerlemiyor. Hızlı bir şekilde ilerleyecek olursa şayet buna da müdahale etmek gerekecek. Bu arada birazcık da hastayım. Sesim kötü çıkıyor. O yüzden çok kusuruma bakmayın. Kendimi iyi hisseder hissetmez sizler için bu videoyu çekmeye karar verdim ve şimdi bu videoyu çekiyorum. DNA puanlarını da bir yandan hızlıca topluyorum kaçırmamak için. Genetik sertleşmeyi iki seviye yapıyorum. Şimdi burada solunum genini açtığım zaman ekstra bir özellik açılmadı gördüğüm kadarıyla. Hastalığımız İzlanda'ya da yayıldı. Güzel. Yani bu şu an Madagaskar'a da yayıldı. Madagaskar'da yayılmasın zor olduğu ülkelerden bir tanesi. Şöyle bakıyoruz. da hastalığın yayılmadığı bir sürü ülke var. Burada bulaştırıcılığı artırmak adına genleri açmaya devam ediyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde DNA puanı artık kazanmaya başlayacağım zaten. Şimdi burada yarasa ile bulaşmayı 3 seviye çıkartıyorum. Hem bu mutasyon miktarını da arttıracaktır. Domuz ile bulaşı da yükseltiyorum. Yine aynı şekilde mutasyonun artmasını istiyorum. Hapşırma belirtisi mutasyon uğradı. Güzel. Benim için bulaştırıcılığı arttır, arttıracak bir özellik kendisi. DNA puanlarım hızlıca gelmeye başladı. Tedavi hızımızda %25 oldu bile. Fas ve Grönland. Fas çok mühim değil ama Grönland'a mutlaka hastalığın bulaşması lazım ki şayet limanını kapatırsa hastalığı oraya bulaştırmak imkansız olacak. O yüzden su ile bulaşı hemen iki seviye yükseltiyorum çünkü gemi ile ulaşım var. Grönland'da sadece gemi ile ulaşım mevcut. Derken Grönland'a da hastalık bulaştı arkadaşlar. Artık bir nebze daha rahat olabilirim. Şimdi bu noktadan sonra Grönland'ın tamamı hasta olacak mı olmayacak mı onu kontrol ediyorum ben. Ense sertliği mutasyon uğradı. Şu an ölümcüllük fazla bir oranda değil. Kusma belirtisi mutasyonu oradı. Mutasyonlarımız gittikçe artmaya başladı. Şimdi burada şiddetli nörolojik belirtilere sebep olması için ensefalitik genini açıyorum. Solunum güçlü belirtisi mutasyona uğradı. Güzel. Yavaş yavaş ölümcüllüğü artıracak belirtiler mutasyona uğramaya başladı. Tedavi hızı şu an %60'larda. DNA puanım gayet iyi. Şu an için panik yapacağım bir durum yok. Kalp çarpıntısı mutasyonu uğradı Artık mutasyonlar ölümcül mutasyonlar olacak arkadaşlar. Bir yandan bir yandan e, konuşamadım. Pardon. Bir yandan da Grönland'daki has, sağlıklı insan ve ölü insan sayısını da takip ediyorum çünkü çok hızlı bir şekilde ölümcül olup hastalığı bulaştırmayacak kişilerin, daha doğrusu hastalığı bulaştıracak kişilerin tamamen yok olmasını istemiyorum. Şimdi artık belli bir ivmeyle Grönland'daki insanlar da e, ölmeye başladı hastalıktan ötürü. Burada solunum yetmezliği çok güzel. ölümcüllük kazandırıyor fakat 73 DNA puanı istiyor. Ben onun için DNA puanı harcamayacağım. E, kendi kendine mutasyona uğramasını bekleyeceğim. Kendi kendine mutasyona uğraması için de bu ucuz olan e, belirtileri kendim yükseltiyorum ki o pahalı olan gen mutasyonu uğrasın Cem Yalmaz'ın abisine bulaştı diyor. Cem Yalmaz 3. uçağını almıştı oyunumuzda. Geçmiş olsun diyoruz. Ne diyelim? Akciğer kanaması belirsiz mutasyona uğradı. Gayet güzel arkadaşlar. Bakın burada ölümcüllüğü artıracak bir gen kendi kendine mutasyona uğradı. Grönland'ın neredeyse 4'te 1'i hasta oldu. Zaten bu noktadan sonra hasta sayısı hızla artacaktır. E ülkeler yavaş yavaş şok olmaya başladı ve hasılım mutasyon geçirmeye devam ediyor. Tedavi %75 tamamlandı. Artık DNA puanları da gelmeye başlayacağı için tedaviye de müdahale edebilirim. Belirtilere de müdahale edebilirim. Şu an için çok korkmamı gerektirecek bir durum yok arkadaşlar. Nöbetler belirtisi mutasyon oradı. Tedavi hızını bir nebze yavaşlatacaktır bu. Şimdi yetenekler kısmından genetik genetik karışıklığı da 3 seviye yükseltiyorum. Ve artık dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Ve genetik karışıklığı 3 seviye yükselttiğim için tedavi hızı tekrardan %80'in altına düştü. Yetenekler kısmından yine ben ucuz belirtileri açıyorum. Çünkü dediğim gibi pahalı olan mutasyonun kendi kendine olmasını bekliyorum şu an için. Kusma katma belirisi kombosu. Burada yine elimde kalan belirtileri açmaya çalışıyorum. Halüsinasyonlar belirtisini açıyorum. Komada da çok iyi bir ölümcül gen. Meningit kendi kendine mutasyona uğradı. Zaten dünyanın neredeyse tamamı yok olmak üzere ve tedavi hızımız da %76'larda. Şu vakitten sonra hani onlar çok mutasyona uğramış uğramamış çok da önemli değil benim için. Buradan bakıyorum hani kaç dna puanı istiyor diye bayağı da fazla dna puanı istiyor muhtemelen oyun bitmeden Açamayacağım Ama çok da önemi yok zaten oyunu bu şekilde kazanmış oluyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir kere daha hatırlatacağımı söylemiştim Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Senaryoların devamı gelecek bu oyunu tamamen bitirip Daha sonrasında sizlerden gelen oyun önerilerini de değerlendir değerlendireceğim Kanala abone olursanız bunların hepsinden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Ve sizi artık videonun kalan kısmıyla baş başa bırakıyorum. İstatistikleri de gösterdikten sonra oyunu bitireceğim. Çok zor seviyesinde 682 günde oyunu tamamladık. 31 bin puan aldık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.